Manşete hoş geldiniz. Günün görüntüsü Kandan geldi. Kan Film Festivali'nden Kate Blanchett. Gazze'de ateşkes için çağrı metni imzalamıştı ve Kırmızı Halı'da çok enteresan kostümüyle çok enteresan bir mesaj verdi. Bir şey söylemesine gerek kalmadı. Kırmızı Halı, siyah kıyafet, siyah bir kostüm, elbise, yeşil beyaz kuyruklu bir elbise bir Filistin bayrağı mesajı. Dünya sinemasının önemli starlarından, benim de çok beğendiğim, hatta bir ara kafayı taktım, bütün filmlerini seyretmiştim. Bu yılki Cannes Film Festivali'nde dün Filistin'e desteğini böyle gösterdi. Kırmızı halıda Filistin bayrağının renklerini taşıdı. Esasen kırmızıyı taşımadı. Kırmızı zaten kırmızının üzerinde yürüdüğü için kırmızı kostümünü tamamladı ki zaten oraya gelirken de e, ...gösterme çabasını görüyorsunuz. Kuyruğu, e, elbisesinin kuyruğunu elinde tutuyor. Evet. Kate Blanchett. Filistin bayrağı da sol üste yukarıda görülüyor. Evet. Dünya böyle mesajlar veriyor. Fakat gel gelelim. Gazze'de İsrail bildiğini okumaya devam ediyor. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden önemli bir karar çıktı. Fakat kararın bir tarafı e, daha çok e, dikkat çekti. Yani... Özellikle İsrail Başbakanı Netanyahu'ya yönelik olan tarafı dikkat çekti. İşte bulunduğu yerde tutuklansın. 124 ülkeye girerse gibi. Amerika'nın, Avrupa'da belli ülkelerin falan tepkisi var. Başta İsrail'in ama. Karar sadece İsrail Başbakanı ile ilgili değil. Hamas siyasi liderliği için de aynı şey geçerli. Hamas liderleri hakkında da. Yani sadece İsrail değil, Hamas liderleri hakkında da insanlığa karşı suç işledikleri gerekçesiyle tutuklama emri Süreci başlatıldı. Yani bu hamleyle sadece İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu değil, Hamaslı mevkidaşı Yahya Sinvar da e, okkanın altına gitmiş oluyor bizim oranın tabiriyle. Washington Post da bunu böyle gördü zaten. Fakat Türkiye'de meselenin sonuç biçimi karar sadece Netanyahu aleyhine çıkmış gibi. Hayır öyle değil. Hamas liderleri aleyhine de çıktı. Mühim bir hamle ki bu e, son derece önemli CNN Türkiye çıktı. Bu hazırlık süreci şu anda. Daha henüz bir tutuklama emri çıkmadı ama savcılığın tutuklama kararı talebi başvurusu hazırlık sürecinde. bu yani bu hazırlık sürecinde görüş bildiren uzmanlardan biri de ünlü Yahudi hukukçu Theodor Meronmuş. Yani o da enteresan. tutuklama isteyen ee, Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Khan ise CNN'e enteresan bir şey söylüyor. Diyor ki bir siyasetçi bana bu mahkeme Afrika ve Putin gibi haydutlar için kuruldu dedi. Bu mahkeme Nürnberg'in mirasıdır diyor. Enteresan Nürnberg e, duruşmaları mahkemesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Nazileri yargılamak için kurulmuştu ağırlıklı olarak. Enteresan elinizden geleni yapın ama bizi tehditlerle yıldıramazsınız demiş. Yani Dünya bambaşka bir eşiğe geldi. Uluslararası bir mahkeme bir karar alıyor. Mahkemenin tarafı olan ülkelerden kimileri tehdit ediyor, parmak sallıyor. Mahkeme başkanı da çıkıyor diyor ki işte şey mahkeme savcısı da çıkıyor diyor ki elinizden geleni yapın. Tehditlerle bizi yıldıramazsınız. Hatta bir siyasetçi bana bu mahkeme Afrika Putin gibi haydutlar için kuruldu diyor. Yani esasen Batı'nın iki yüzlülüğünü göstermesi yönüyle dönem. Tamam biz mahkemeler kuruyoruz ama bunu kendimiz için kurmuyoruz veya kendi yoldaşlarımız, müttefiklerimiz için, kendi arkadaşlarımız için kurmuyoruz demeye getiriyor. Çok çok enteresan. CNN'e söyledi. Chris'in Amanpur'un yayınında Kerim Han, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin başsavcısı. Neyse, keşke herkes Kate Blanchett kadar yürekli olsa. Orada Washington Post... E, İran'a geçelim. Reisinin ölümünün neden olduğu bir belirsizlik varsa o da zamanlamasıydı dedi ki bu İran İsrail arasında tırmanan Orta Doğu'da işte endişeye yol açan çatışmalar İran'dan işte füzeler gitmişti İsrail'de belli hedefleri vurmaya yönelik filan falan. neyse batı desteğe koşmuştu. Bununla ilgili olarak bana göre güzel bir değerlendirme yani bazen her şey olduğu gibidir ki pek çok veri eldeki verilere bakarak söylüyorum ki bunun aksini ispat edecek bir şey de yok. Çünkü İran kapalı bir rejim ve gidip de orada araştırma yapma imkanınız yok kendileri de araştırma yapmıyorlar doğru dürüst zaten araştırma yapsalardı helikopterin düştüğü bölgeyi çerçeveler ve oraya gazetecileri, başkalarını falan, kameraları falan sokmazlardı. Herkes orada enkazın, enkaz yani helikopter parçalarının dibinde neredeyse dokunacak kadar, hatta eliyle tutup kaldıracak kadar yayın yaptı yani. Oraya or oraya o, o insanlar sokulmamalıydı. Eğer siz bir soruşturma yapmak istiyorsanız bu helikopter neden düştü? Düşürüldü mü? Kazanın nedenleri neler? Bunu aydınlatma gibi bir çabanız varsa ki İran'ın böyle bir çabası olmadığı görülüyor. İran rejimi daha, daha ilk saatte durumu aldı, kabullendi. Dini rehber veya dini lider Hamaney, e, yani ülke devam ediyor, e, merak etmeyin falan gibi mesaj verdi. Bu da zaten e, Cumhurbaşkanı'nın öldüğünü kabullenmekti. Evet enteresan cenaze törenleri var birkaç gün sürecek birkaç farklı şehirde çokça katılım bekleniyor şimdiden de görülüyor sadece İran Cumhurbaşkanı değil İran Dışişleri Bakanı da gitti işte Doğu Azer Azerbaycan valisi de gitti Hamane'in Tebriz temsilcisi de gitti fakat yani bu olay çok büyük bir şey yani enteresan bir yani İran fotoğrafı çekmesi açısından da enteresan. Demo'da bakımsız bir helikopterle uçuyorsunuz. Helikopter yaşlı olabilir, uçaklar da yaşlı olabilir. Önemli olan düzgün bakım yapılması, parçalarının yenilenmesi. Helikopterin transponderı veya işte bir GPS veya sinyal veren cihazı yok mu? Bugün bu çağda. Yani kişiler bile kaybolduklarında cep telefonlarından sinyallerle bulunabiliyorlar. Hemen nokta tespit yapılabiliyor yani. Hatta şimdi Apple'ın çıkardığı son, son iPhone'da hat olmasa bile uydu bağlantısı kurma imkanı var bedava. Yani geçen yıldan beri sattığı telefonlarda 2 yıl boyunca bedava uydu arama imkanı veriyor. Uydu uydu telefonu olarak telefonu kullanma imkanı veriyor. Yani teknoloji bu noktaya gelmişken hemen her kesin de cebine kadar girmişken enteresan transponder kapalıydı deniyor. Yani ne bileyim Yeri belli olmasın diye güvenlik gerekçesiyle. Bilmiyorum çok ak akla uzak. Arama kurtarma çalışmalarında yetersizlik var. Dış ülkelerden yardım isteniyor o derece. Amerika'dan bile yardım istenmiş. Amerika bunu teyit etti. Ee, yani İsrail'e füze atarken kendi ülkenin cumhurbaşkanını bir yerden bir yere nakledemeyen bir ülke durumuna düştü. Ee, ve bunun yani kendi cumhurbaşkanının güvenliğini sağlayamayan bir ülke durumuna düştü İran. 15-16 saatte de ulaşılamayan bir enkazdan bahsediyoruz büyük bir skandal var. Karizmayı çizdiren, bir ülkenin karizmasını çizdiren arka arkaya çuvallamalar söz konusu. Biraz önce söyledim yani enkaza giren gazeteciler özellikle Türkiye'den gidenler güvenlik çemberi falan bile yok. Enkazın hemen dibinden yayınlar yaptılar falan. Ve Türkiye'de bunun hava attı. <laughs> Neyse birazdan bakarız. Yani e, cihazlarınızda gece görüş sistemi falan da yoksa yani helikopter e, görerek uçma deneyimiyle uçmuş. Yani pilot görerek uçuyor. Ee, sise girdiğinde göremiyor ve daha çarpıyor. Yani böyle bir durum var yani. Enteresan. Cumhurbaşkanına taşıyorsunuz siz. Bunu değil. Yani enteresan. Enteresan yani. Nereden baksan enteresan. Orada ülkedeki milli yaz, Türkiye'deki milli yaz tartışılıyor. İran'da 5 gün milli yaz ilan edildi. Türkiye'de bir gün milli yaz ilan etti ve şeyleri e, bayraklar yarıya indi filan. Bu da eleştiriliyor. İşte Enkaz Akıncı buldu. Bunun üzerinden ayrı bir milli kahramanlık. İşte Akıncı Enkaz'ı bulduktan sonra Van Gölü'nde Ay Yıldız çizmiş filan. İşte bunu da böyle paylaştılar. Görüntülerini filan. Bu konuda da rivayet muhtelif. İran tarafında farklı tezler de var. Türkiye'nin tezi de böyle. Hangisinin doğru olduğunu da anlamamız belli ki öyle kolay olmayacak. Bakalım iş nereye gidecek göreceğiz. Ama Feyza Gümüşlüoğlu'na katılıyorum. Cumhurbaşkanlığı taşıyan bir uçağın pilotunun efendim bu hava şartlarında kalkamayız demesi için bile demokratik bir yapı ve ortam gerekir diyor. Kesinlikle öyle. Şimdi e, sizin itibarınız evet yani sizin ihanız gitti bir yerde arama kurtarma çalışmalarına mühim bir katkı sunmuş olabilir ama e, bana göre ülkenin itibarı biraz da yani Cumhurbaşkanlığı kararı 20 Mayıs tarihli Romanya'dan kimlik kartıyla insanlar Türkiye'ye girebiliyor ama sen Romanya'ya pasaportunla bile giremiyorsun. Schengen vizesi alman lazım üstelik. Yani Şimdi bu, bu, bu burada karşılıklılık yok ve, ve bu bunun insanlara dokunması lazım. Romanya'dan pasaportu bile olmayan kimlik kartıyla insanlar elini kolunu sallayarak Türkiye'ye gelsin. Senin vatandaşın pasaportuyla değil bir de üstüne vize almak zorunda kalsın. Mesele bu. Bir diğer itibardan tasarruf olmaz mesele. itibar bu. Şimdi Mahvi Eğilmez mesajı teyit ettiği için yazıyorum. Bir e, anonim kullanıcı Mahvi Eğilmez'i etiketleyerek Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dolarda alış yapmasaydık 20 TL'ye kadar gelebilirdi. Dolar 18 TL'den yukarı gitmesin diye kur korumalı mevduat icat eden. AKP şimdi dolar 32.20'den aşağı inmesin diye alım yapıyor. Bir garabettir gidiyor demiş. Ve bunu teyit eden Mahve İlmez çok güzel özet sürekli piyasaya müdahale eden ve üstelik de yanlış müdahale eden bir iktidar söz konusu demiş. Ülkenin itibarı budur. Ülkenin itibarı budur. Geçen hafta getirmiştim. En zenginler ülkedeki servetin ne kadarına sahip? 2022 rakamları Euro News'un Türkiye'de %70. Bunu, bu dinamik bir şey, grafik. Oradan getireyim ki siz de daha iyi anlayın. Yani en zengin %10 Türkiye'de %70'i yani servetin, gelirin %70'ine sahip. Yani 8 milyon insan gelirin %70'ine sahip. En zengin yüzde beş servetin yüzde altmışına sahip, en zengin yüzde bir yani yaklaşık 800 bin kişi servetin yüzde kırkına sahip. İşte bundan dolayı da sizin iki yakanız bir araya gelmiyor, gelmez. İtibar ve devlet. Şimdi Eren Keskin bir mesaj yazmış. Fakat mesajın ilk cümlesindeki tuhaflığa bakar mısınız? Halk TV'de Ahmet Davutoğlu devlette otoriterleşmeyi PKK'nın varlığına bağlıyor. Yani diyor ki devletçi kafa. Devlet diyor otoriterleşti, otoriterleşmiş olabilir öyle bir dönemdi. Çünkü diyor PKK ile mücadele ettik ondan dolayı da diyor terörle mücadelede devletler otoriterleşir. Demokrasi rafa kalkar, fikir hürriyeti rafa kalkar, basın hürriyeti rafa kalkar olur diyor bu. Yani bir yerde dereyi geçene kadar filan muhabbeti bu. Demokrasi askıya aldık, hukuk askıya aldık ama ileride güzel günler için. Tekrar indireceğiz askıdan. 17-25'ten sonra da böyle demişlerdi. Hukuk askıya aldık ama daha demokratik bir Türkiye için. Şimdi aynı şey benzer bir durum Ekrem İmamoğlu'nun Roma'ya götürdüğü gazeteci ekibiyle ilgili de söz konusu. Şimdi onlar da bunu söylüyorlar. Yani etik değil ama ideal bir dönemden de geçmiyoruz. Hatta böyle gerçekten elmalarla armutları da karıştırıyorlar. Yani işte diyorlar ki yani diyelim ki siyasilerin kahvaltılarına gidiyoruz kahve içiyoruz kahvaltı ikramı oluyor onun da mı parasını ödeyelim falan diyorlar. Acayip yani burada limit vardır limitler yani bir siyasetçiyle kahve içebilirsiniz o size kahveyi ısmarlar veya siz ısmarlarsınız. Ondan sonra da ya ben kahve ısmarladım sen de nasıl böyle yazarsın demez. Kahvaltı da yapabilirsiniz, yemek de yiyebilirsiniz. Oldu ben de bunu geçmişte yaşadım. Yani bir gazeteciye kahve ısmarlamakla veya kahvaltı ısmarlamakla neyse tatil ısmarlamak, uçak bileti, otel falan içinde aynı şey değildir. Yani gazeteciye ikram edilen neyse bunu gazetecinin de aynen muhatabına yapabiliyor olması belki ölçü olarak kabul edilebilir. Orada minnet yoktur da yani antiparantez. Kim, kimse de onu söylemez. Ya bir kuru fasulye ısmarladım yani yaptığı şeye bak aleyhimde yazmış falan mı de, diyecek yani. Anlatabiliyor muyum? Şey şu yani medya mahallesinde eleştiriye açık değiller, sinirleniyorlar, kızıyorlar. E, mantıklı bir cevapları olmadığı için. Hatta yani hata ettik diyebilirler. E, ama diyemedikleri için e, böyle oluyor. Giderken her şeyin gelecek eleştirilerin farkındaydılar ama yine de gittiler. E, şimdi de kızmaları tuhaf deyip geçelim ama yani bu tartışma umduğumdan uzun sürdü. Yani geçtiğimiz çarşamba perşembe yaşanan hadise bugün olmuş salı bitiyor hala. E, Türkiye'de e, Ekrem İmamoğlu'nun e, ballı gezisine iştirak eden medya mensupları e, mevzusu dönüyor. Fakat daha önemli mevzulardan biri. Ekrem İmamoğlu demişken oradan CHP'ye geçelim partisine. Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında tutuklandı. Kim bu? Ramazan Kubat. Bunu dün vermiştik. Fakat Seçimden sonra danışmanlığı bıraktı. Kılıçdaroğlu da zaten genel başkan değil deyip adeta işin içinden sıyrılma çabası var. Halbuki yani Ayhan Boran Kaplan davasında gizli tanık Serdar Sertçelik'in Ankara'dan İstanbul'a kaçırılmasına yardım ettiği iddiası var. Tutuklandı bu adam. E seçime kadar çalışmıştı. E tamam dağılabiliriz. E Kılıçdaroğlu da genel başkan değil zaten gitti. Şimdi Özgür Özel var. CHP'ye yapışmaz bu ne bileyim kir, çamur neyse. Yok öyle değil yani. Yani öküz öldü ortaklık bozuldu gibi. Hayır böyle şeyler yok. Olamaz olmamalı. Ya boy boy insanların sicili durumları ilişkileri filan ortaya çıkıyor. Acayip. Sana bana başkasına olsa mangalda kül bırakmazsınız. Öyle değil mi ama? Erkacarer. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ramazan Kubat, gizli tanık Serdar Sertçelik'i kaçırmaktan tutuklandı. Sertçelik'i esasda kim kaçırmak istedi? Sorulardan biri bu. CHP'ye danışmanları hediye eden Bülent Kuşoğlu. Acaba kimlerle ilişkileri? Siyasi kariyerine bakalım. 2002-2008 arasında Mehmet Ağar'ın Doğru Yol Partisi'nin ve Demokrat Parti'nin genel başkanlığını yürüttü sırada bu partilerde siyaset siyaset yaptı. Ne Doğru Yolmuş, ne CHP'ymiş be arkadaş demiş. Böyle. Abdülkadir Selvi'nin dünkü yazısı gözden kaçtı. Yani dünkü yazısı şöyle sunuldu. İşte cumartesi annelerine de izin verilecek mi filan. Abdülkadir Selvi yapıyor bunu. İşte Osman Kavala'yı bıraksak AKP'ye ne faydası var? Gezi tutuklularını bıraksak AKP'ye ne faydası var? Cumartesi annelerine izin verelim, eylem yapsınlar. Bunun AKP, bunu engellemenin AKP'ye ne faydası var? Fakat faydası olmayan konularda hukuka dönebiliriz. Yazısıdır bu. Yani şimdi şurayı yaklaştırayım daha bakın. 90'ların karanlık dönemlerine karşı ...bir eylem olan Cumartesi annelerine yasak getirmenin... ...yaşlı kadınların copla, sopayla dövülmesinin... ...AKP'ye ne faydası var? Yani faydası varsa yapalım. Fayda olmadığı için biz bu konuda onlara haklarını verebiliriz. Mantığa bakın yani. Böyle çalışıyor. Bir de böyle bakın yani. Bir de bu açıdan bakın. Ters açıdan bakın. Bazen ters çakın. Siyasilerin beğeni düze düzeyiyle yavaş yavaş bağlayalım... Ee, Metropol Araştırma, Özer Sencar paylaşmış. E, Mansur Yirma, e, Yavaş, %65 ile zirvede, tüm zamanların zirvesinde. Onu 52 ile Ekrem İmamoğlu, 38 ile Erdoğan, 36 ile Özgür Özel takip ediyor. Fatih Erbakan da, Erbakan da girmiş potaya, 33. Devlet Bahçeli 25, Meral Akşener 9.7. Selahattin Demirtaş yok burada. Yani niye yok? Sorulmadığı için yok. Olsaydı daha bir oran çıkardı. Fakat ben size... Onun avukat ekibinden Hadicin onun paylaşımını getireyim. Demirtaş T24'de Murat Sabuncu'ya konuşmuştu. Hemen geçen haftaki Kobani kararlarının ardından. Onu alıntılayarak şunu paylaşıyor Hadicin. Karardan hemen sonra Selahattin Demirtaş'ı görmeye gittiğimizde duygu ve düşünce karmaşası içindeydik avukatları olarak. Bizi öyle görünce sakın böyle yapmayın, Selçuk, Selçuk Mızraklı Başkan'ın da Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı gasp edildi. Selçuk Mızraklı Başkan'ın da morali bozuldu ama ben ona saz çaldım. Moralli olmasını istedim. Halay çektik dedi. Yani hem koğuş arkadaşını hem gelen avukatları teselli eden bir lider. Bir lider profili. Evet. Neden en beğenilen siyasetçiler anketinde yok? Evet düşündürücü olmalı Selahattin Demirtaş. Evet. Geçen dünkü yayını kapatırken Suudi Arabistan'daki işte şey ne derler moda haftası defilesini verdim. Bazı takipçilerim ya magazin yapma gerek yok filan demiş. Ya bu magazin değil arkadaşlar. Yani ben Fenerbahçeli Volkan'ın eşinden neden boşandığını falan anlatıyor değilim veya boşanıyor mu boşanmıyor mu onun muhabbetini yapıyor değilim. Bu bu magazin değil. Bu Suudi Arabistan'da bunca ağır e, baskıcı rejim, İslami, şeriatla yönetilen ülke filan ondan sonra böylesi bir defilenin düzenleniyor olması, otoritelerin buna izin vermesi, defileye katılanlarla onu seyredenlerle. Yani bu magazin değil değilse, e, bu da magazin o zaman. Kanda, Kate Blanchett, kırmızı alıda yürüyor, şık bir kostüm filan. Bu da mı magazin o zaman? Kate Blanchett'in Blanchett e, kırmızı alıda kanda verdiği mesaj neyse, Suudi Arabistan'daki görüntüde o. Evet siyasi magazin. Belki öyle diyebilirsiniz. Ama iki ünlünün ilişkisi, ne bileyim kavgası, boşanma davası ya da efendim dedikodusu falan gibi şeyler değil. Zaten öyle şeyler bu yayının alanı içerisinde değerlendirmiyor. Neyse Suudi Arabistan'a e, ilişkin gelen eleştirilere veya yazılan bir takım yorumlara cevap vereyim derken açılış e, kapağımızla kapatıyoruz. Kate Blanchett kanda gerçekten Filistin bayrağı renkleriyle son derece anlamlı bir mesaj verdi. Çarşamba manşet yok. Perşembe tekrar görüşmek umuduyla.